Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Doğan TV Ankara temsilcisi, CNN Türk ve Kanal D Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Şimdi Avrupa'nın şımarık çocuğu, koalisyonun şımarık çocuğu nedir yani? Şımarıkları mı idare edeceğiz, onları mı oyalamak bizim işimiz? İşimiz bu açıklamalar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait. Tepkisi Yunanistan'a Dışişleri Bakanı'nın, nedeni ise devam eden kardak krizi ve bu yöndeki açıklamalar. Yunanlı bakan Türk Genel Kurmay'a adaya çıkamazdı sözlerine. Bakan Çavuşoğlu sert yanıt verdi. Sabrımız zorlanmasın mesajını iletti. Bütün bu açıklamaları, değerlendirmeleri ve devam eden Yunanistan'dan da yine cevaben açıklamalar var. Bu tür şahsa saldırılar iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmadığı gibi bizim siyasi kültürümüze de yabancıdır. Herkes ölçüsünü bilsin diyor Yunanistan'da. Bütün bu açıklamaları değerlendireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne haksız eleştiri var. Siyasetin muhatabı Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Varsa eleştiriniz ben varım. Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bu açıklamalarda son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rahatsızlıkları dile getiriliyordu. Bu yöndeki açıklamalara Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bu sözlerle yanıt verdi. Bu ayrıntılara ve devam eden tartışmalara da yine bakacağız, değineceğiz. Bu arada bugün Hürriyet'in manşeti Yunanistan demişken, Edirne'de Suriyeli mültecilerin kullandığı bir hattan bahsediliyor. Aynı zamanda bu mültecilerin kullandığı hattan FETÖ'cülerin de geçtiği Suriyelilere karışıp belirtiliyor. Gidip bu hat, bu geçişlerin nasıl olunduğu izlenilmiş. Gülden Aydın'ın kaleminden Sebati Karakurt'un fotoğraflarıyla bu hat işlenmiş. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meriç rehrinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 FETÖ şüphelisi ve onlara yardım eden 8 kişi tutuklanmıştı ya. Peki bu kaçış yolculuğu nasıl oluyor? İşte bunu anlatıyor Hürriyet. Kaçaklar Meriç'in Türkiye tarafındaki 4 köyden birine geliyor. Ormanda hava kararına kadar bekliyor. Hedef karşıdaki Dimetoka veya Sofulu köylerine geçebilmek. İşte Suriyelilerin arasına FETÖ'cüler de karışıyor. Yunanistan göçmenleri iade ediyor ama geri iade edilen FETÖ'cü yok. Bu da önemli bir ayrıntı olarak haberde işlenmiş. Bu hat konu edilmiş. Yeni Şafak manşeti Amerika FETÖ elebaşısı Gülen'in iade işlemleriyle ilgili ilk kez adım attı. Türkiye'nin Kanada'ya kaçabilir uyarısına dikkate alan Trump yönetimi Türkiye'den detaylı bilgi istedi deniliyor haberde. Adalet Bakanlığı örgütün Kanada'da Gülen'in oturması için aldığı iddia edilen bir çiftliğinde adresini vermiş. Böyle bir çiftlik alımı olduğu da belirtiliyor. Bu arada dünden itibaren gazetelerin yine birinci sayfasında Ankara'nın yol haritası Rakka konusunda belli olduğu deniliyordu. Bugün de gazete manşetlerinde var. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde 4000 askerli hedef Rakka. Türkiye 4000 asker takviyesi yapacak. Özgür Suriye ordusu da var. YPG olmadan yani Membiç değil asıl hedef Rakka deniliyor. Ve 4000 askerle Türkiye'nin destek vereceği bu operasyonun detayları Amerika'ya iletildi deniliyor haberde. Bakacağız. Bu arada New York Times'ın YPG iddiası var. Amerikalılar YPG'lileri eğitiyor Membiç'te. Ayda 100 dolar maaş veriyor. Onlara bir şey olursa ailelerine de destek oluyor diye. Dünden itibaren devam eden açıklamalar var. New York Times'ın bu haberi söz konusu. New York Times demişken Trump'ın Beyaz Saray'a gazetecileri almaması da yine gündem başlıklarından biri ve tartışma konusu olmaya da devam ediyor. Elbaba geri dönüşler başladı. Çocuklar sokak aralarında oyuncaklarıyla oynuyor. Elbap'ta çocuk olmak başlıklarını ve Elbaba dönüşü de yine hafta sonundan itibaren haberlerde de görüyoruz. Erdoğan Barzani görüşmesi önemli. Neler konuşuldu, detaylarına bakacağız. Bu arada 27 yıl sonra Suudi Arabistan Bağdat'ı ziyaret etti. Tahran karşıtı blokta Irak'ı da görmek istiyor Riyad. 27 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı nezdinde ilk temas gerçekleşmiş oldu. Bunun anlamı ne? Bu arada İran da başbakan olarak Irak'ta Maliki'yi görmek istiyor iddiaları var. Dolayısıyla Barzani görüşmesi, Bağdat, Suudi Arabistan temasları, İran ilişkileri, bütün bunlar önemli gelişmeler ve referandum süreci devam ederken AK Parti kampanyasını tanıttı. Cumartesi günü ilk mitingler yapılıyor. Neler söyleniyor? Hangi açıklamalar yapılıyor? Bakacağız ve Oscar ödül töreni diyeceğiz. La La Land bekleniyordu ama
farklı bir Oscar ödülü açıklaması geldi. İşte onun detayları da, tüm detayları da Parametre içinde olacak. Günaydın Hakan, hoş geldin. Günaydın, iyi haftalar Ebru. Hande Fırat da Ankara'da hazır. Günaydın Hande. Günaydın, günaydın, iyi haftalar herkese. TÜSİAD Başkanı nasıl buldun Hakan? Evet, ben onu söyleyecektim şimdi. Gayet güzel olmuş röportajın. Tebrik ederim. Daha sık yap böyle röportajları, bulabilirsen. Buradan çıkabilirsen arada bir Ebru. İnşallah. Güzel olmuş tabii. Aslında sen de İstanbul'a gelebilsen, beraber yapsan. Ya keşke gelebilsem ama işte ben bugün nadiren bulunduğum günlerden birindeyim. Sevindim seni İstanbul'da görmek. Ben de sevindim. Çok teşekkür ederim. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı ile bir Pakistan ziyareti olacak. Ben de katılacağım. Bu önemli ziyareti izleyeceğim. İnşallah oradan da bir bağlantı, Skype bağlantısı yaparak aktarırız. Pakistan'a da uzanırız. Sayende dünyayı dolaşırız. Evet. Hande ve senin sayende. Pakistan'da. Afrika, Pakistan, Orta Doğu, Körfez ülkeleri. Ekonomi zirvesi olacak. Evet, TÜSİAD'ı söylüyordum. Önemli, güzel bir röportaj olmuş. Yeni görevinde de Sayın Bilecik'e başarılar dileyelim. Kısa bir süre önce seçildi. Doğru, kolay ikna edilmedim ama alıştım. 45 güne de yakın bir süre oldu 12 Ocak'tan evet. itibaren. Önemli bir isim. Saygın bir iş dünyasının saygın temsilcilerinden biri. Erol daha Bilecik. Bitmedi. Dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 ile ilgili bölümü de yayınlayacağız yarın. Yarın değil mi? Yarın o biraz geleceğe ışık tutacak. Çok önemli. Çok önemli. Bizim biraz yani ıskaladığımız ve kaçırdığımız düşündüğüm bir şey, bir yerden yakalarsak iyi olacak. İyi olacak. Aksi halde klasik yöntemlerle ekonomiyi büyütmek bir yere kadar. Yani bir yere kadar. Benim için en çarpıcı tekrar TÜSİAD'ın da bunu dile getirmesi. Gençlerin %28'i ne okuyor ne çalışıyor. Genç işsizliği çok yüksek. İstihdam seferberliğine iş dünyası tabii ki destek verecek ama kalıcı çözüm için reform. Teşvik paketleri bir ilaç ama kalıcı tedavi için yine reform. Bunun reformlarla birleşmesi gerekiyor. Reformsuz hiçbir şey yapamayız. Varlık fonunda denetim, yönetim ve özel sektörle rekabet acaba hangi şartlarda olur? Rekabet edebilir mi özel sektör? Bu konularda biraz daha açıklığa kavuşulmasını bekliyoruz diyor. Evet. Cumhurbaşkanından taleplerini, isteklerini bu kutuplaşma ortamında söylem olarak da liderlik etmesi talebini ilettiklerini belirtiyor. Görüştüler Ankara'da. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi TÜSİAD heyeti. TÜSİAD tabii Türkiye'nin çok önemli iş dünyasının hem saygın hem köklü ve kurumsallaşmış şirketlerinin de bir arada bulunduğu bir kurum. O nedenle özellikle ekonomiye konsantre olup yani üretime ve Türkiye'de bu büyümeyi nasıl sağlayabiliriz buna konsantre oldukları zaman çok büyük katkı önemli katkı verebiliyorlar. Umarım yeni dönem başarılı olurlar. Hayırlısı olsun tekrar diyelim. Evet, geçelim gündem başlıklarına. Bir yandan kampanyayı tanıttı AK Parti kampanyasını, start verdi referandum sürecinde. Bir yandan da dış politika ve yaşananlar çok tartışılıyor. Çok fazla gündem başlığı var. Ben başa şımarık çocuk demişim ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu Kardak krizi Yunanistan'dan gelen açıklamalar, istemesek Kardak çıkamazdı açıklamalarıyla başlayalım mı? Tabii, başlayalım. Söyleyeyim mi birkaç şey? Bir şımarık çocuk, biz bunları oyalamakla mı geçecek bizim işimiz diye Dışişleri Bakanı sabrımız zorlanmasın diyor. Doğru. Yani İstanbul'da biz bu söylemlere alışık değiliz diyor. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şımarık çocuk diye kastettiği kişinin bir kere kim olduğunu söyleyelim. Yunan Savunma Bakanı Kamenos'u kastediyor. Yunan Savunma Bakanı aşırı milliyetçi görüşleri olan ve zaten köken olarak geldiği partisinin de görüşleri bu yönde. Maalesef Yunanistan'da yani bütün dünyada böyle milliyetçi dalga yükseliyor, büyüyor vesaire ama Yunan aşırı milliyetçiliğinin hedefinde maalesef hep Türkiye var. Yani Osmanlı'dan bugüne baktığımız zaman işte bir Türkiye'yi tehdit olarak gören, bir korku unsuru olarak lanse eden bir yapı var. Kamenos da bunu sürekli dillendiren birisi. Yani ideolojik zihninin arka perdesinde hep bir Türkiye karşıtlığı var. Bunu atamadı maalesef. Tsipras'ın Yunan Başbakanı'nın yani Türkiye bakışı çok daha olumlu, çok daha yapıcı olmasına rağmen işte koalisyonun küçük ortağı diyelim bu Kamenos ve onun zihniyetindeki kişiler tabii yalnız başına değil Yunanistan'da onun gibi düşünen başkaları da var. Tehlikeli bir yere getiriyorlar ama ben şunu söyleyeyim iki ülke bakımından da Türkiye'nin ve Yunanistan'ın bu Ege'deki anlaşmazlıkları bir çatışmaya götürmesi 21. yüzyılın bence en büyük hatalarından biri olur. Yani ben iki ülkenin
bu kadar çok işbirliği yapabilecek alanı varken, bu kadar birbirimize destek olabileceğimiz konular varken, yani Ege gerçekten bir barış gölü olmalı, işbirliği alanı olmalı. Biz o adaları turizm için kullanmalıyız, birbirimize turist göndermeliyiz. Hatta nitekim böyle oluyor burada. Haberleri de vardı hafta. Hayır, nitekim böyle büyük bir işbirliği de var Türkiye ile Yunanistan arasında. Ben böyle bir çatışmanın falan çıkacağını da sanmıyorum ama tehlikeli şeyler bunlar, dikkat etmek lazım. Yani yanlışlıkla bir kaza olur, bir uçak orada düşüverir, helikopter bir şey olur. Yani ondan sonra hiç kimse istemediği halde bunu toparlamak zor olur. O nedenle iki ülkenin de siyasilerinin, medyasının ve etkili olabilecek kimler varsa çok dikkatli olması lazım. Bizim barıştan başka, işbirliğinden başka bir şansımız yok. Bu coğrafya bizi buraya madem getirdi, komşu olduk. Gelelim, gelin biz bu komşuluk ilişkilerini çok daha ileriye taşıyalım. Ya iki ülkenin sınırlarını bile kaldırıp entegre olabileceği bir şey varken, bir imkan varken, yani orada iki tane anlaşmazlık konusundan ötürü birbirimize girmemiz, enerjimizi tüketmemiz, bu bir kere iki ülkenin halkına çok büyük haksızlık olur. İki ülkede kaynaklarını böyle silaha, füzeye, hücum bota falan değil de insanların gelişimine harcamalı. İki ülkede yok, zengin ülkeler değil, Yunanistan'da, Türkiye'de, Avrupa'da en fazla silahlanmaya harcama yapan ülkeler. O nedenle aklımızı başımıza alalım, herkes aklını başına alsın ve kışkırtmalar, provokasyonlar ve böyle fantastik söylemlerle, aşırı milliyetçi söylemlerle bir yere gidemeyeceğimizi görelim. Hepimiz için söylüyorum bunu yani. Bu Kardak ziyareti sonrasında nasıl planlandı, ne oldu? Daha önce de planlanmış bir geziydi denildi. Hani de çok tartışılan bir ziyaretti. Arkasından da çok konuşuldu ve Yunanistan'ın açıklamaları o konuda bitmiyor. Türkiye'nin de çok saldırgan bir tavrı yok aslında ama sürekli Yunanistan Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı'ndan ardı ardına açıklamalar görüyoruz ve konu hep böyle gündemde kalıyor. Dikkatimi çekiyor. Cuma günden beri okuyoruz. Şöyle aslında ben Sayın Çavuşoğlu'nun daha evvel de açıklamalarını Hürriyet Gazetesi olarak aktarmıştık. Aynen. Bu konuya ilişkin ve Kardak o fotoğrafında perde arkasındaki hikayesini yazmıştık. Şimdi istersen de bu şımarık çocuk açıklamasının perde arkasını söyleyelim. Haydi söyle. Aslında bu şımarık çocuk kelimesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bilerek ve özenle seçilmiş bir kelime. Sebebi de şu. Bu Savunma Bakanı ile ilgili olarak pek çok defa Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çipraz'la görüştü. Ve Türkiye'nin, Türkiye'ye yönelik hareketlerinin iki ülke ilişkilerine olumsuz etkilerini hem yüz yüze görüşmelerde hem telefonda bunları anlattılar Yunanlı yöneticilere. Her seferinde aldığı yanıt da idare edilmesi, ki açıklamasında da var, perde arkasında bu yatıyor. İyi de idare edin efendim, işte aslında iyi bir çocuk, idare edelim. Bunu da diyen Çipras, gene onu da söyleyeyim. Şımarık çocuk benzetmesini de gene Çipras yaptı ilk. Ve iyi de nereye kadar idare edeceğiz diyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Perde arkasında, aslında bu açıklamalara neden olan perde arkasında Çipras'la yapılan bu görüşmeler var. Çipras'ın Türkiye'den her seferinde beklentisi bu ismin idare edilmesi yönünde. Ama tabii son yaptığı açıklamayla, ki bu Kardak'tan sonra da yeniden görüşmüşlerdi ama son yaptığı açıklamayla artık hani aralarındaki konuşmayı da belli ki Çavuşoğlu yansıtma gereği duydu. Belki Yunanistan, özellikle Çipras bu işi daha net anlar diye. Evet, karşılıklı açıklamalar herhalde savunma bakanlarına biraz bir nevi sahip çıkmaları ya da sessiz kalması için, işte Türkiye'nin hassasiyetlerini anlatması için artık Yunanistan Başbakanı'na ve Savunma Bakanı'na bunu anlaması için de iş düşüyor belli ki. Ama Türkiye bu konuda pek çok defada krizi tırmandırmak istemeyen taraf oldu. Bunun da altını çizelim. Ne Ege'deki iddialaşları açıklandı, ne de yaşanan her sorun basına ve kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye hem hassas hareket etti, hem dikkatli hareket etti. Ama tabii bir yere kadar. Türkiye bunlara çok dikkat ederken de Yunan Savunma Bakanı'ndan her seferinde benzer bir uslup geliyor. O yüzden de belli ki Dışişleri Bakanı bu netlikte bir açıklama yapma gereği duymuş, haklı olarak. İdare edin, Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olarak da görülürdü ya Yunanistan yıllardır. İşte onu, bütçe performansına ve diğer kriterlere doğru bakıldığında hep idare edilir. Bu anlamda öyle de bir tırnak içinde tanımlanması vardır. İdare edin şımarık çocuğa oradan da dönmüş. Doğru. Şunu da kastediyor tabii Dışişleri Bakanı. Yunanistan 1981 yılında Avrupa Birliği'ne üye oldu ve hazır değildi tabii Avrupa Birliği üyeliğine.
Avrupa halklarında, Batı dünyasında bir Yunan medeniyetine hayranlık vardır. İşte bizim demokrasimizin beşiği orası, biz onlar sayesinde bugün işte bir şey yapıyorsak onlara borçluyuz gibi bir böyle bir kültürel kodlama vardır. Daha çocukken başlarlar işte Aristo, Sokratlar, şunlar bunlar. Onun etkisinde hala Batı medeniyeti ve Yunanlar hep cepten, Yunan dostlarımız hep bunu cepten yediler bugüne kadar. Sağ olsunlar ve bunu hala çok kullanıyorlar. Kıbrıs Rum kesimi de biliyorsun tek taraflı olarak adanın tamamını temsilen üye yapıldı yani. Evet. Dolayısıyla nereye kadar yani sürekli Türkleri dışlayıp Türkiye'yi dışladığınız zaman bu dengesiz bir durum yaratıyor. İşbirliği yapılacaksa ki bence mutlaka yapılmalı, bu dengeli bir şekilde yürütülmeli. Bu bakanı idare edin, Çipras'ın o isteği de bu tartışmalarla birleşip bu açıklamaya neden İstanbul'u olmuş. İstanbul'u özlemişim ya, onu fark ettim şimdi. Stüdyoya gelince burada bir farklı bir enerji oluyor böyle seninle de karşılıklı olunca. Daha sık gel. Hande ile olduğumuzda da orada da tabii güzel bir enerji oluyor. Keşke kendimi kopyalayabilsem, bir kopyamı bence oraya göndersem. Bence ikiniz de buraya gelseniz benim enerjimi arttırsanız. Valla üçlü bir gün stüdyoda yapalım. Hande'yi de getireyim. Aynen. Ben. Hande'yi buraya bekliyorum. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Şimdi geleceğim. Gel, bekliyoruz. TSK'ya haksız eleştiri var. Siyasetin muhatabı TSK değil. Varsa eleştiriniz ben varım. Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı var diyor Milli Savunma Bakanı Fikri Işık. TSK'yı siyasetin içine çekme çabaları beyhude çabalardır. İşte siyasetin muhatabı siyasettir. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komut akademisi değildir vurgusu geliyor. Yine son günlerde yaşanan tartışmalar sonrasında Milli Savunma Bakanı'nın bu açıklaması ben varım diyor, eleştirilerinizi bana yöneltin şeklinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Başlayalım Hande senden. İstersen ben başlayayım. Lütfen. Tabii ki. Tabii. Şimdi aslında Milli Savunma Bakanı'nın, biz şöyle bir hata yapıyoruz arada. Haberlerin içeriğini A'dan Z'ye okumuyoruz. Okumadığımız için de başlattığımız tartışmalar aslında gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları çok net. Son günlerde maalesef bilerek okuyorum Ebru, müsaade edersen. Şöyle diyor Milli Savunma Bakanı. Son günlerde maalesef büyük bir üzüntü ve sefle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasetin içine çekme gayretlerini görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasetin içine çekme çabaları beyhude çabalardır. Siyasetin muhatabı siyasettir. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komut akademisi değildir. Varsa eleştirileriniz, Milli Savunma Bakanı olarak ben varım, hükümet olarak AK Parti hükümeti var, başkomutan olarak da Sayın Cumhurbaşkanı var. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hainlerden temizlendikçe, milletiyle el ele verdikçe bazı mihraklar rahatsızlık duyuyorlar diye devam ediyor. Şimdi evet, geçtiğimiz cumartesi günü 7 başlıkta Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine yöneltilen eleştirilerden duyduğu rahatsızlık yer almıştı haberimizde. Bu rahatsızlık arasında, eleştiriler arasında, çeşitli kesimlerden yöneltilen eleştiriler arasında madalya almasından İncirlik'te ayağına gitti iddiasının gündeme getirilmesi, Kardağ turistik ziyaretlenmesi, Cumhurbaşkanıyla çeşitli ziyaretlere katılıyor olması, hatta son başörtüsü kararını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın aldığının ve tüm bu sebeplerden dolayı da Genelkurmay Başkanı'nın eleştirilmesi, çeşitli köşe yazılarıyla, yorumlarıyla eleştirilmesi söz konusuydu. Biz de bu eleştirileri sorduk Genelkurmay Başkanlığı'na ve bu eleştiriler karşısında Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttık habere. Çeşitli tabii tartışmalar çıktı. Çoğunda da ne yazık ki üzülerek gördüm, haberi okumadan başlatılan tartışmalar. Dolayısıyla Hürriyet olarak bir kurumsal açıklamayı yaptık. Ve tabii ki Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik o 7 maddedeki eleştirilere yönelik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eleştiriler haksız ve mesnetsiz diyor Milli Savunma Bakanı. Benzer açıklamayı da zaten Hürriyet aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı da bu eleştirilerin haksız ve mesnetsiz olduğunu söyledi. Bu konudaki tartışmaları bitirirken özellikle tabii gene söyleyeceğim, kurumsal olarak açıklama yapıldı. Aynı zamanda haberin de ayrıntısı okunmadığı için bir şey hep gözden kaçtı. Hem Hürriyet ailesi, hem Doğan grubu, hem de hepimiz için söyleyebilirim. Nasıl dün olduğu gibi demokrasiye nasıl sahip çıktıysak, yine sonuna kadar demokrasiye sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Yani bu son günlerde artan eleştirilere sorduk, bu eleştiriler var demedik. Eleştirilere bir cevap, bu cevapları yayınladık diyorsun çok özetle.
Evet, aynen. De bu eleştiriler. Bu eleştirileri zaten bu eleştirileri zaten biliyorduk. Yani çok net. Örnek bunun daha ayrıntılısını Kardak'ta çok net haberleştirdik, hatırlayacaksınız. İşte ne yöneltildi örneğin Genelkurmay Başkanı eleştiri olarak? Kardak kayalıklarına gitti, kriz tırmandı. İşte bu bir turistik ziyaretti gibi birçok eleştiri siyasi partilerden de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi turistik ziyaret olarak tanımladı. Ama bazı köşe yazarlarında, bazı işte yorumcularda krizin Genelkurmay tarafından tırmandırıldığı iddiası vardı. O zaman nasıl ne çerçevede yanıtladılarsa benzer bir şekilde Kardak meselesini yanıtladılar. Sadece Kardak değil. Genelkurmay kendisine yöneltilen iddialar konusunda 7 başlık belirlemiş. İddialar derken kendisine yöneltilen Genelkurmay Başkanı'nın kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda 7 başlık belirlemiş. Bu 7 başlıkta haksız eleştiri aldığını düşünüyor Genelkurmay Başkanlığı. Dolayısıyla bunlara yanıtlarını da biz sorduk, onlar yanıtladılar. Haber de bundan ibarettir. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları doğrultusunda bir şey söylemek ister misin? Devam mı edeyim? Yok, söylemek isterim. Tabii, buyur. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin göz bebeği olan kurumlardan biridir. Ve bugün baktığımız zaman ne yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri acaba diye bakınca çok büyük bir kahramanlık göstergesi örneği ortaya koyuyor. Elbap'ta sınır ötesinde bir terörle mücadele süreci yürütüyor. Yani Irak'ta ve Suriye'de ve aynı zamanda Türkiye içinde PKK'ya karşı önemli bir mücadele veriyor. Yeri geldiğinde DAEŞ'le hangi noktada ise mücadele ediyor. Şimdi böyle bir önemli bir kurumumuzun bizim tarihimizde ta Osmanlı'dan bugüne kadar modern Türkiye Cumhuriyeti'nin savunmasında son derece önemli bir güvenliğinde önemli bir yeri olan bu güzide kurumumuzun gerçekten yıpranmaması, yıpratılmaması lazım. Herkesin yani hepimizin, herkesin bütün sorumluluk makamında olan insanların çok dikkat etmeleri lazım. Bir kültürü olan, bir geleneği olan, teamülleri olan bir kurum. Bununla beraber bir demokratik cumhuriyette, bir demokraside askerlerin konumu ve askerlerin yeri belli. Seçilmiş hükümete bağlı. Seçilmiş hükümetlerin bir savunma bakanları vardır. Sevk ve idare koordinasyonda hükümetle askerler arasında bir bağlantı kurarlar ve bir koordinasyon görevi sürdürürler. Çok önemli. Bir siyasi bir konu olduğu zaman, mesele olduğu zaman gidip kapısı çalınacak bir yer var. Milli Savunma Bakanı var, orada Sayın Fikri Işık var, Başbakan var, Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla siyasi tartışmaların içinde tabii hiç olmaması lazım yani Türk Silahlı Kuvvetleri. Çünkü böyle olunca tartışmaların içinde olduğunda veya birileri tarafından kasıtlı olarak çekilmek istendiğinde de yıpranabilir, zarar görebilir. Bir kere buna hiç izin vermemek lazım. Burada çok dikkatli ve sorumlu hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir de şu var tabii. Çok ağır bir yara aldı Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani FETÖ darbe kalkışmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik yerlerine kadar sızdıklarını gördük biz bu insanların, bu FETÖ mensuplarının. Bir yandan da terörle mücadele ve Suriye'deki mücadele tabii devam ediyor. Bir de Ebru hala yani o FETÖ'cülerin ne oranda temizlendiğini tam %100 bilmiyoruz. Yani önemli oranda tasfiye edildikleri, edilmekte oldukları bilinen bir gerçek ama hala uyuyan bir yapı şeklinde bir yerlerde Türkiye'nin herhangi bir yerinde olduğu gibi TSK içinde de bazı isimler yer alıyor olabilir. O nedenle bu yapının yani daha doğrusu bu kurumumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlıklı olabildiğince şeffaf bir şekilde faaliyetlerini sürdürebiliyor olması son derece önemli. Umarım bundan sonra çok daha süreçler olması gerektiği gibi gelişir. Şimdi FETÖ diyoruz, Yunanistan dedik. Hürriyet'in bugün manşeti de Edirne'de Suriyeli mültecilerin kullandığı hattan bahsediliyor. Bu hattan Meriç'in Türkiye tarafındaki 4 köyden Yunanistan'a, Dimetoka'ya geçiş sağlanıyor. Suriyelilerin arasında FETÖ'cüler de karışıyor. Ama Yunanistan'ın FETÖ, yani Suriyelileri iade ediyor Yunanistan. Böyle bir süreç var biliyorsunuz ama FETÖ'cülerin iadesi yok deniliyor. Bu hattı, bu geçişi akşam karanlığında Suriyelilerin arasına FETÖ'cülerin de nasıl karıştığını Gülden Aydın ve Sebahati Karakurt izlemiş. Bugün de aktarmış Hürriyet'in manşetinde. Evet. Birçok hat var bu da. Yani Türkiye bir darbe girişimi yaşadı ve çok korkunç şeyler oldu. Herkesin dünyanın gözü önünde oldu. Canlı yayında izlendi. Biz bunları aktardık. Bu kadar insan şehit oldu. Bu insan, bu bir film değildi yani, yaşandı böyle bir şey.
bombalar atıldı. Türkiye'nin meclisi bombalandı. Başka yerler bombalandı. En kritik yerler ve çok daha kanlı bir yere gidiyordu bu. Türkiye'nin tamamen bir iç çatışmaya sürüklenmesi söz konusuydu. Bu dünyanın gözü önünde olmasına rağmen Türkiye'nin müttefiki olan ülkelerin, NATO içinde, Avrupa'da, Batı ittifak sistemleri içindeki ülkelerin yani zaten bunu kınamaktan bile imtina etmeleri, Türkiye'ye desteklerini geç açıklamaları bir tuhaflık olduğunu gösteriyordu. Nitekim bugün geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefikimiz olan ABD'nin FETÖ mensuplarını, Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmekten imtina etmesi, bu işi ağırdan alması, gerekçeler öne sürmesi bir tuhaflığın devam etmekte olduğunu gösteriyor. Biz Bekir Bozdağ, Sayın Adalet Bakanı'yla da konuştuk. Andi Fırat'la beraber Ankara'da ağırladık biliyorsun. Orada bu konuyu uzun uzun gündeme getirdik. Yunanistan'ın durumu öyle. Şimdi ben az önce söyledim ya, bizim iyi ilişkilere ihtiyacımız var. Türkiye'nin başına bir şey gelirse Yunanistan bundan zarar görür. Bu net. Yani Türkiye'de bir darbe olsaydı eğer ve bu kişiler Türkiye'yi ele geçirselerdi Yunanistan daha mı güvende olacaktı? Bakın bu sorunun yanıtını vermesi lazım Yunanistan'ın. Yunanistan bugün Türkiye FETÖ'nün iradesine geçmiş bir ülke olsaydı daha mı güvende olacaktı? Hayır, olmayacaktı. Yunanistan'ın başına türlü dertler açılabilirdi Türkiye'den kaynaklı. O nedenle Türkiye istikrarlı, demokratik, hukuk devleti olarak iyi bir komşu olmaya devam ederse bu Türkiye için, Yunanistan için de iyi bir şeydir. Ben bunu anlamakta o nedenle zorlanıyorum. Evet. Yani o askerleri niye vermiyorsunuz siz? Niye iade etmiyorsunuz? İlişkiler makul bir düzeyde seyrederken bütün bu gelişmeler yüzünden başka bir evreye geçebilir. Yani ben Yunanistan'ın iradesini de aşan bir şey olduğunu artık düşünmeye başladım. Yani Yunanistan'da da akıllı insanlar var. Atina'da da, Yunan hükümetinde de makul. Bu benim söylediklerimi düşünebilecek, anlayabilecek insanlar var. Ama galiba onlar da bir şey yapamaz haldeler. Elleri kolları belki de bağlandı. Bunu anlamaya çalışıyorum. Yüksek sesle düşünüyorum. Yani herhalde bir dışarıdan bir baskı var bunların üzerinde de. Sence Hande niye tutabilir bu askerleri Yunanistan? Başka bir sebebi olabilir mi? Amacı yani var. Niye tuttuğu ya da ne üst aklı bilmiyorum ama ben size o zaman 3 ülkeyi söyleyeyim hepimizin bildiği. Yunanistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri. Her üçünde de bu korkunç darbe girişiminin sorumluları hali hazırda yaşıyorlar. Bunlara ben de Hakan'ın başka bir versiyonuyla devam edeyim orada. Bu darbe girişimi Yunanistan'da, Almanya'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydı ve bu insanlar Türkiye'ye kaçmış olsalardı, Türkiye iade etmeseydi ne olurdu? Türkiye uluslararası kamuoyunda nasıl anılırdı? Çok basit. Bu sorunun yanıtı nedir? Binlerce eleştiri, binlerce işte korkunç çıkış ve benzeri, değil mi? Neden şimdi Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan aynı tavrı Türkiye'ye karşı göstermiyorlar? Yani iyi komşuluk ilişkisi, devletler arası ilişki, uluslararası ilişki, bunların hepsinin hukuk, genel olarak baktığınızda hukuk, tüm bu çerçevede bu isimlerin Türkiye'ye iadesi gerekiyor. Dolayısıyla hani nedenini, niçinini anlamak değil, olması gerekeni söylüyorum. Tabii ki iade edilmeliler. Sonuçta unutmayalım, darbelerden Yunanistan da çok çekti. Ve hiç unutmuyorum ben 15 Temmuz'dan sonra gelen Yunan basını. Biz çok yaşadık bu tip darbelerden, çok rahatsız olduk, çok çektik. 15 Temmuz gecesi, işte 16 Temmuz günü yaptığınız büyük bir başarıdır Türkiye, Türk milleti olarak diye destek göstermişlerdi. Şimdi bu bütün bu desteğin yanında bu iadenin gerçekleşmemesini anlamak tabii ki mümkün değil. Diğer taraftan Hakan da bahsetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CNN Türk ekranlarında sorular yöneltmiştik kendisine. Orada bahsetmişti, bu Kanada'ya çıkış olabilir Fethullah Gülen'in ve FETÖ'cülerin böyle bir istihbaratı aldık. Orada büyük arazi satın aldıklarını öğrendik ve bunları da Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştık şeklinde. Bugün de gene haberlerden görüyoruz ki bu ciddi bir istihbarat olarak ortada duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde harekete geçmesi için bekleniyor. Sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri de tabii bu konuda gerekli adımları atmıyor. Koliler Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı'nda beklemekte. Henüz bir yargıya ilişkin, yani iadeye ilişkin süreç
savaşı başlatmış değil Amerika Birleşik Devletleri. Oysa aslında Türkiye o geceyi canlı yayında tüm dünya yaşadı, bunu gördüler. Yani meclisin bombalanma anından tutun insanların vurulma anına kadar her şey canlı yayında ortadaydı. Bunun yanı sıra da işte bir sürü koli, belge gönderildi. Ama gelin görün ki Amerikan Adalet Bakanlığı bu konuda da bir türlü harekete geçmiş değil henüz. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı uluslararası arenada neler yaşanabileceğini de gözler önüne seren gelişmeleri aslında görüyoruz, biliyor musunuz? Tabii canım, yani Türkiye'de düşünsenize, Türkiye gibi bir ülkede Allah aşkına. Yani, o Yunanistan için, yani, diğer ülkeler şimdi için. Şimdi bakmayın, bu kadar eleştiri alıyor Türkiye şöyle böyle falan diye, ama Türkiye'nin başına Allah korusun bir kötü bir şey gelse, ya bu bütün uluslararası sistem bakımından büyük problem demektir. Türkiye çok önemli bir geçiş ülkesi. Bu kadar kritik noktada Boğaz'da, Rusya burada, İran, Irak, Suriye, yani bütün dünyanın en tartışmalı coğrafyalarının birinde güvenli, istikrarlı bir ülke olan Türkiye'nin, yani zorluklarımız yok mu? Var tabii ki, ama her şeye rağmen Türkiye güven veren bir ülkedir. Yani bu ülkelerle Türkiye mukayese edilebilir mi? Bu coğrafyada edilemez. Biz kendi sorunlarımızı elbette biliyoruz. Onu ben bir kenara koyarak söylüyorum. Bu ülkenin başına bir şey gelseydi, bu ülke yönetilemez hale gelseydi ve darbecilerin eline geçseydi ne olurdu? Yani i̇şte, dünya yani ekonomisi açısından da bakın, bu kadar ciddi yatırım var, bu kadar yabancı yaşıyor dünyanın Türkiye'de. Bakışını da biraz görüyoruz işte. Yani bu kadar önemli askeri kapasitesi olan bir yapı, Türk Silahlı Kuvvetleri, yani dünyanın en önemli ordularından birine sahip. Yani böyle bir ordunun kontrol dışına çıkması, yani emir komuta zincirinin tamamen dışında başka okyanus ötesindeki bir şahıstan talimat alması, dolaylı veya doğrudan, yani akıl almaz bir duruma getirirdi Türkiye'yi ve dünya bundan çok kötü etkilenirdi. Yani bunu yeterince anlamadılar ve kötü örneklerini bakın. Irak'ın istikrarsızlığa sürüklenmesinin, Afganistan'ın bu hale gelmesinin ve Suriye'nin dünyanın başına ne kadar bela olduğunu görmüyor mu dünya? Bakın 11 milyon Suriyeli kendi ülkesinin dışında şu anda. Bunların yaklaşık 3,5 milyonu Türkiye'de. 11 milyon diyorum. Niye Amerika'da Trump'lar, Löpenler falan böyle kavgalar var? Irak ve Suriye bu hale gelmeseydi. Bakın altını çizerek söylüyorum. Irak ve Suriye bu hale gelmeseydi, bugün bu İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı bu kadar artar mıydı? Irak'ı kim işgal etti? Ben mi işgal ettim? Böyle at işte. Türkiye mi işgal etti Irak'ı? Allah aşkına ya. Böyle kim at. İşgal etti kardeşim? Afganistan'ı bu hale kim getirdi? Kim yalan söyledi? Saddam Hüseyin'in elinde nükleer var, nükleer silah var diyen kimdi? Ben miyim? Türkiye mi? Bu yalanları söyleyenler İngiltere parlamentosunda, ABD kongresinde milletin gözünün içine baka baka yalan söylediler, gidip işgal ettiler ülkeyi. Ve 3 milyon insan öldü bu işgalde. Bu garip cezaevinde, Great'te neler yaşandığını, millete neler yaptıklarını gördük. Yani bunu başlatan biz değiliz. Türkiye'de değil, Pandora'nın kutusunu biz açmadık. O nedenle... Ben nereden geldim buraya? Yani Türkiye'nin de başına işte oradan geldim. Olsaydı bak neler olabilirdi. Türkiye'nin dış dünyada de başına bir şey gelseydi, Türkiye'nin de başına bir şey gelseydi, bugün dünyanın yaşadığı sorunların bir on katını daha yaşardı. Yani Avrupa'da güvenlik ve hala onlar öyle düşünmüyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bakın bunu anlatamıyorum ben Avrupa'da arkadaşlarıma, dostlarıma, her yerde her vesileyle anlatıyorum. Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı sizin güvenliğiniz ve istikrarınız demektir. Evet. Çünkü Türkiye, siz isteseniz de istemeseniz de, Avrupa'ya entegre olmuş bir ülkedir. İnsanıyla, şirketiyle, ekonomisiyle, kültürüyle. Şimdi bir de Kanada'ya gidebilir Gülen deniliyor. Şimdi Kanada ile Türkiye'nin bir anlaşması olmadığı için orada bir sıkıntı var. Trump yönetimi de bunu ciddiye alıp detaylı bilgi istedi Türkiye'ye. Türkiye'den haberlerini görüyoruz. Bugün de Yeni Şafak'ın manşetinde örgütün Kanada'da Gülen'in oturması için aldığı çiftliğin adresini verdiği Amerika'ya deniliyor. Yine Yeni Şafak'taki manşet haberin detaylarında. Kanada konusu ve Gülen'in başka bir ülkeye gönderilmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Sizin de sorduğunuz, cevap aradığınız konulardan biriydi Adalet Bakanı'na. Yeni bir gelişme mi var Hande? Hayır, aslında Adalet Bakanı'nın CNN Türk yayınında açıkladığı ifadeler, Kanada istihbaratını biliyoruz.
aldık. Orada arazi satın alanların isimlerini biliyoruz. Hem adresi hem bu isimleri hem elimizdeki istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştık dedi. Gerekirse Adalet Bakanı'yla yüz yüze görüşebileceğini, kendisinin gidebileceğini ya da Adalet Bakanı'nın buraya çağrılabileceğini ifade etti. Ve doğal olarak da tabii Türkiye böyle bir istihbarat almışken sadece üstelik Kanada değil, benzer bazı hazırlıkların, Hakan yanılıyorsam düzelsin, diğer FETÖ'cüler için de anladığım kadarıyla, evet, Mısır ve Güney Afrika'da da yapıldığını, yapılmakta olduğunu, bu konuda bilgileri olduğunu söyledi. Brezilya var. Şimdi tabii bunun öncesinde Amerika Birleşik... Nasıl? Bir ne de Brezilya dedin? Var. Brezilya. Ha evet evet, Brezilya var. Dolayısıyla hani bunun öncesinde harekete geçilmesini istiyor. Türkiye'nin tutuklama talebi var. Faaliyetlerinin kısıtlanması talebi var. Ve tabii en önemlisi iade talebi var. Tüm bunlar için de tabii ki işte o bekleyen koliler var ya, Adalet Bakanlığı'nda bekleyen kolilerin orada beklememesi gerekiyor. Bir an önce sürecin, iade sürecinin başlaması, o kolilerin çıkartılması, işte ilgili mahkemede, yargı kuruluşunda açılıp okunması ve işte bir karar verilmesi gerekiyor. Ama yani bunların hiçbiri yapılmış değil. Dolayısıyla hani söylediğimiz bu başından beri Yunanistan'a da, Almanya'ya da, Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani Türkiye'nin yaşadığı ortada. Dolayısıyla atılması gereken adım belli. Ya iadesini yapacaksınız ya kısıtlama yapacaksınız. Ama işte bunun karşılığında FETÖ'cülerle ilgili bir adımınız olacak. Böyle bir sürecin bu ülkelerin hiçbirinde başlamadığını görüyoruz. Şimdi bir de Amerika ile başka bir konu var. Gülen'in iadesi ve YPG, Meriç ve Rakka operasyonu yapılacaksa bunun YPG olmadan yapılması. Bu manşetlerde, yine bu haberlerde manşetlerde bugün. Şimdi Ankara'nın yol haritası belli oldu diyor mesela Türkiye Gazetesi. Öncelik Meriç değil, Rakka. Amerika'ya plan sunuldu. Harekatta YPG yok. 4000 asker desteği verecek Türkiye. ÖSO var ve hedef Rakka olacak. Ama New York Times da diyor ki Amerika YPG'siz olmaz diyor ve askerleri eğitiyor Membiç'te. Hatta maaş veriyor. Ölenlerin ailelerine bakıyor. Silahlar, zırhlılar bu bölgeye yağıyor YPG için. Şimdi buradaki durum nasıl çözülecek? Bu haberler sonrasında merak konusu. Şimdi tabii New York Times'ın haberi doğru bence. Amerika Birleşik Devletleri büyük yatırım yaptı bu YPG'ye. YPG nedir? PYD'nin askeri kanadı, Suriye topraklarında örgütlenmiş bir yapı ve PKK'nın kuzeni, kardeşi. Yani PKK'dan bir farkı olmadığını artık yani şu küçük 5 yaşında çocuklar biliyor. Biliyorlar yani, onlar bile öğrendiler. Çünkü artık görüldü, anlaşıldı. Bugün Vatan Gazetesi'nde birinci sayfada İlker'in manşet haberi var. Dün de vardı. Dün de vardı. Türkiye'ye verilmeyen gelişmişlik seviyesinde silahları veriyorlar. Evet. Şimdi bu kabul edilebilir mi Allah aşkına? 50 bin kişilik bir ordudan. Yani bu olacak şey mi? Ha ben yani terörle mücadele edecek, burada işbirliği yapacak hiç kimse yoktur da, müttefikiniz yoktur. Bir NATO üyesi ülke yoktur burada. Başka bir coğrafyadan bahsediyoruzdur. Yani Okyanusya'da, Pasifik'te falan filan. O zaman Amerika Birleşik Devletleri çaresiz kaldı. Bir illegal yapının uzantısıyla işbirliği yapıyor diyeceğim. Ama ya burada sizin en büyük müttefikiniz var. Türkiye Cumhuriyeti. Meşru bir hükümeti olan, Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudiyeti olan bir ülke. İncelik üssünü kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bana hiç kimse imkanımız ve çaremiz yoktu, o nedenle biz YPG'ye mecbur kaldık demesin. Bu inandırıcı bir gerekçe değildir kesinlikle. Türkiye burada dururken gidip YPG ile işbirliği yapmak ancak ve ancak burada bir başka projeniz varsa mümkün olabilir. Ve böyle bir projenin olduğu anlaşılıyor. Yani Türkiye'den de bunu Amerikalı dostlarımız hep yok canım aman öyle şey olur mu, ne alakası var falan dediler, ama eğer Türkiye'den de bir parça toprak alarak bir burada yeni bir şey, dünya yaratmak gibi bir niyetiniz yok ise, o zaman ne işiniz var bu terör örgütünün uzantılarıyla? Türkiye ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan yani hiç söylemediyse 50 kere söyledi. Yani gelin biz yapalım, beraber terörle mücadele yapalım. İşte planlar bir, da sunulan planlardan terör, da bahsediliyor ama tabii bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütünden istifade etmek, yararlanmak, onunla kol kola girmenin ne hukuki, ne siyasi, ne ahlaki açıklaması bence olamaz. Sonra diyorlar ki Amerikalı arkadaşlarımız, hükümet temsilcileri, efendim Türkiye'de ABD karşıtlığı artıyor.
Tamam, ben de artmasını isterim. Yani Amerika ile niye biz böyle şey olalım, rekabet halinde olalım, ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'nin güvenlikle ilgili hassasiyetlerini, ya bu terör örgütü çocukları öldüren bir terör örgütü. Artık bunu anlatmaya gerek var mı? Yani her gün yeniden mi bunları konuşmak gerekiyor? Hande, nasıl çözülecek sorun ya da çözülecek mi bu plan, hayata geçecek mi Türkiye'nin planı? Vallahi göreceğiz herhalde, yapılacak görüşmelere ve daha sonrasında da yüz yüze görüşmede bir karar çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama Türkiye bu konuda çok net. YPG-PYD'de Türkiye için bir terör örgütü. Türkiye'nin bu konuda bir kırmızı çizgisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir devletin bir terör örgütünü diğer bir terör örgütüyle sahada yenmeye çalışmasını Türkiye kabul etmiyor. Etmediğini de etmeyeceğini de açıkladı birçok defa. Dolayısıyla burada tabii ki doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenen bir devletle doğal olarak çalışması bir terör örgütü yerine. Üstelik Türkiye işte müttefikim derken Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgüte silah vermesi, silahlandırması, en başından beri söylüyoruz, kabul edilebilir bir durum değil. Ve nitekim o silahların Türkiye'ye yöneldiğini de hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla çok net bir biçimde yeni yönetimde bu konuda bir tavır değişikliği bekleniyordu. Bu çerçevede de Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinin ardından hatırlayacaksınız CIA Başkanı geldi. Pek çok temas yapıldı Dışişleri Bakanları arasında da, Savunma Bakanları açısından da, Genelkurmay Başkanları açısından da. Ve neticede Türkiye planını, öngördüğü planı Amerikalılarla paylaştı. Şunu biliyoruz, Trump'ın önüne bir aylık bir süre tanımıştı. Bir Rakka planı, Suriye ilişkin ayrıntılı bir plan konulacak. Ve tabii yeni Amerikan yönetimi bir tercih yapacak. Türkiye'nin en başından beri söylediği net, Tel Abyad'dan girilmesi, hem ÖSO'nun olması, ki Barzani ile de görüşüldü biliyorsunuz, Rojova peşmergeleri var. Bugün ayrıntısı yine Hürriyet gazetesinde var. Rojova peşmergeleri Suriye'de nasıl, ne şekilde değerlendirilir? Bunun da ayrıntıları konuşuluyor. Dolayısıyla Amerikan Özel Kuvvetleri, Türk Özel Kuvvetleri, ÖSO ve burada sakıncalı olmayan, yani en azından PYD-YPG içinde bulunmayan Türkmen, Kürtler ve Arapların da devreye girmesiyle birlikte bir güçten bahsediliyor. Rakka operasyonunun gerçekleşmesi açısından Amerika'ya sunulan plan bu. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri ne diyecek? Bölgenin geleceğini bu durum nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri Rakka operasyonunu Türkiye ile yapmama kararı verirse iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgedeki dengeler, Elbap operasyonunun, Fırat Kalkanı'nın ne şekilde devam edeceği de tartışılacak ve çok önemli olacak diye düşünüyorum. Ama tabii burada umut edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin doğruyu görmesi, bir devletle çalışması çok daha önemli olacak. Süre bitti daha, ama PKK'nın Şengal'den çekilmesi de önemli bir istek. Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ondan o daha kritik bir görüşme olabilir. Bir de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bağdat'a gitmiş. Evet. Tahran'la Bağdat çok doğru, yakın ya. Doğru. Ticari alışveriş tabii de var. Petrol ticareti doğru, alışverişi rekabet de var. Rekabet var orada, İran. Rekabet var. 27 yıl sonra ilk ziyaret doğru, Suudi Arabistan'dan. İran'la Suudi Arabistan. İran'la Suudi Arabistan. Tahran da Maliki gelsin, ibade gitsin diyormuş. İran'la Suudi Arabistan arasında bu coğrafyadaki birçok ülkede rekabet var. Bundan kaynaklanıyor. İşte Yemen'de var, efendim Irak'ta var, Suriye'de var falan. Ben bir şey soracağım ve konuyu kapatacağım. NATO'nun başka üye ülkesi yok mu? NATO ittifakı nerede Allah aşkına? Yani bu kadar üyesi var ya bunların. Türkiye'den başka yok mu NATO üyesi? NATO zirvesi yani olacak işte, sorarsın. Hani, bir dakika. Onu soruyor. Nerede bu arkadaşlar? Neredesiniz ya? Diye. Dünyanın en büyük gayri safi milli hasıla içindeki askeri harcamasını yapan ittifakın benim bildiğim bir sürü üyesi var yani. Kağıt üzerinde falan değil, değil mi onlar? Niye ya tek başına Türkiye Rakka'yı halletme işi Türkiye'ye kalıyor? Niye bütün dünyadaki ne kadar musibet varsa bunlarla Türkiye uğraşmak zorunda kalıyor bütün belalarla? Ya bir elinizi taşın altına koyun, bir lütfedip o kadar uçaklarınız var, uçak gemileriniz var, böyle fiyakalı silah sistemleriniz var, bir zahmet gönderin oraya askerlerinizi. Yani yeter artık. Hakan, yani aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Evet, yani aynen öyle bir durum var. Zaten darbe girişiminde de biliyorsun aradık, çıkmamışlardı telefona. Aradık ve yoktu kimse orada yani. 3 gün sonra falan çıktı değil mi NATO Genel Sekreteri ortaya? Daha ya fazla. Ben artık yani yeter diyorum. Yani burama kadar geldi yani. Bunları yıllardır bu sahtekarlıkları, bu numaraları
artık pek pek inandırıcı gelmiyor yani bana. Bir de ya ekonomi de tabii Barzani'nin açısından peşmerge maaşlarının ödenmesi, o petrol geliri azalınca ekonomi önemli bir gündem. Bu yaşanan süreçteki gelişmeler önemli. O Barzani görüşmesi önemli değil. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından hem Oscar var hem de Hakan'a sürpriz bir görüntüm var. Bana mı? Allah çok beğeneceksin Allah. Görüntüyü. Hadi bakalım. Kalbin dayanmayacak. Gerçi yani, ne diyorsun o ya? O kadar. Allah Allah. Evet. Çok iyi. Hakan, sana seçtiğim görüntü bu. Bir motosiklet. Neymiş bakayım o? Bak şimdi. Önce 2 kişi, sonra 3 kişi, sonra 4 kişi, sonra 5 kişi olacaklar ve kask yok. Vay vay vay. Nerede evet. Oldu bu? İstanbul. Trafiğin de işlek 1, saatlerinden. 1, 2, 3, 4, 5 kişi yanlış evet, görmüyor. Bak şu anda da hareket ediyorlar. Evet, gördün mü? Nasıl? Çocuklar kendinize başka bir eğlenecek bir şey bulun. Bu bir oyuncak. Motor da gidemiyor zaten yani. Yani bu harika. Akıl almaz bir görüntü. Ve gidiyorlar gerçekten 5 kişi gidiyorlar. Korkunç bir görüntü tabii. Korkunç. Bu. Korkunç bir görüntü. Korkunç yani. Yani bu trafik denetiminin pes, falan filan yani çok ötesinde. Pes, yani pes. Allah insana bir akıl vermiş değil mi? Bir fikir vermiş. Böyle gerekli zamanlarda kullanmak üzere bu olacak şey değil değil mi? Hadi Oscar gelsin. En iyi film. La La Land bekliyorduk ama Moonlight geldi. En iyi kadın oyuncu Emma Stone. Ama o La La Land de altı dalda Oscar'ı aldı galiba. Evet, evet. Gördüğüm kadarıyla. Moonlight filmi aldı. Sinematografi, bu orijinal müzik dallarında aldı. Ama beklenenden daha az. Bir dakika, En iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ödüllerini aldı. Orada bir skandal var, farkında mısın? Yanlış filmi anons etmişler. Evet, La La Land demişler ama Moonlight'mış. Adam konuşmaya başlamış, tamam çok teşekkürler falan diye, sonra bir dakika yanlışlık oldu diye düşünebiliyor musun skandalın büyüklüğünü? Evet, neyse çok şu enteresan. Anda sinirden 75 çeşit yemek ikram ediliyormuş, onları yiyorlardı. Şimdi Amerikan basının çok konuştuğu bir şey var. Ya Trump'a tabii tepkiler evet, vardı. İlk Müslüman yardımcı erkek oyuncu. Maşallah Ali. Evet. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Evet. Diğer dallarda İranlı Aşkar Fahradi... The evet. Salesman filmi de tabii Müslümanlara getirilen yasaktan evet. ötürü bildiğim kadarıyla katılamadı değil mi törene? O Müslüman yasağı var ya. Trump'a tepkiler yani de bu, var tabii. 21. yüzyılda, bir son cümle. Zaman, son cümle söyleyeyim. 21. yüzyılda nelerden neler bahsediyor? Sanki Müslümanlar dünyaya başka bir gezegenden geldiler de. En iyi yardımcı yani, erkek oyuncu ödülünü aldı yaşasın ya, diyoruz alır yani. Bir şey. Ya dünya nüfusunun %23'ünü oluşturan Müslümanlarla ilgili algılara bakar mısınız? Evet. Biz neleri konuşuyoruz? Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu insanlık adına gerçekten çok sorgulanması gereken bir şey. Tamamlıyoruz. Yarın sabah 9'da görüşebilmek umuduyla. İyi yolculuklar Hakan. Çok teşekkürler.